neyin doğru neyin yanlış olduğunu konuşmayalım bence demiş. Çünkü içinden çıkamayız. Melek, onlar çok kıymetli şeyler. Manevi olarak da öyle. Yani satmak istiyorsan ben alırım. İyi tamam, al o zaman. Sen al. Sen niye döndün Melek? İzin verir misin? Yılmaz dur. Ben biraz yürümek istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Sen inme. Baş. Sadece babanın vasiyetini yerine getirmek için değil herhalde. Başka sebeplerim de var. Kendimce sebepler. Kimseyi ilgilendirmeyen. Hani derler ya hep. Hiçbir şey için geç kalmış değildir insan. Zamanın telafisi olmadıktan sonra hepsi boş. Sen kendini ne sanıyorsun Demir? Senin için döndüğümü falan mı sanıyorsun? Dünya senin etrafında dönmüyor. Bence kendini bu kadar önemseme. Kolay gelsin. Hoş geldin Tuna. Bakıyorum hemen işe koyulmuşsun. Evet. Yani, acelecilikte seninle yarışamam ama bir yerden başlamak lazım. Erkan'la görüştünüz demek. Üf, ne saçma değil mi? Keşke bir avukattan yardım isteyeceğimize bunu kendi aramızda çözebilseydik. Keşke ama mümkün görünmüyor. Aslında ben buraya ilişkilerimizi geliştirmek için gelmiştim ama ne güzel. Demir benden önce davranmış. Babasının el yazmalarını satacakmış da ben onları almak için geldim. Ha. Kaybımız hepimizi çok sarstı Melek. Acımız büyük. Belki de bu yüzden birbirimize gereğinden fazla tepki gösteriyoruz. Gerçek şu ki biz yeniden sağlam diyalog kuramazsak burada birlikte yaşamak ikimize de çok zor olacak. Yani mantık bunu gerektiriyor öyle değil mi? O zaman hiç vakit kaybetmiyoruz. Birlikte bu akşam biz de hoş geldiniz yemeği yiyoruz. Tamam mı? Teşekkür ederim Tuna. Ama zahmet etme, biz yorgunuz zaten. Hayır, 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 hayır. Ne itiraz kabul ediyorum, ne mazeret kabul ediyorum. Hayır. Bu akşam hep birlikte biz de yemek yiyoruz. Tamam? Anlaştık. Demircim gelsene, hadi gidelim. Bak yemeğe misafirimiz var. Hazırlık yapmamız lazım. Gel, gel, gel. Buyursun. Gel, gel, gel. El yazmalarını vermeyi kabul etti mi? Etti. Buraya gelirken balıkçı Arif'i gördüm yolda. Amcamın öldüğü gece gölette balık avlıyormuş. İskelede birilerini görmüş. Cesedin gece çıkartıldığını zannetmiş. Yani çok yaşlandı adam. Gözleri iyi görmüyor. Sadece gözlerinde değil, zihninde de sorun var bence onun.
E sen söyledin çok yaşlandı diye. Normal yani. Hadi gidelim artık, tamam, hazırlık yapacağım, daha bir sürü işim var, hadi.